Evet, videoya girmeden önce size bir şey söylemek istiyorum. Emre Tardar kanalında, yani yan kanalında şu anda bir tane anket hazırladım size. İçerisine bir sürü çok seveceğiniz düşündüğüm oyunlar kattım. Oylarsanız benim için mükemmel olur. Çünkü sizin seçtiğiniz oyunlara göre ben onun videosunu çekeceğim. Böyle de bildirmek istedim size. Hatta siz şu an bunu izlerken aynen o anket yayınlanmış olacak. Neyse, daha fazla uzatmayalım. Videoya giriş yapalım. Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve Dark Queen Savaş'ta artık 100. savaşa sonunda geldim. Bugün ya biraz geç kaldım bu kulede, farkındayım. Bu geçiş işleri falan vardı. Onunla uğraşmak mecburiyetindeydim. O yüzden birazcık sıkıntı oldu. Bu arada artık şey yerine, yani boss savaşlarında böyle yapıyorum sadece. Normalde Johnny Cage'in yerine Reptile katıyorum ama Johnny Cage ile birlikte yerime sabitlediğim için karşı rakibi rahat bir şekilde öldürebiliyorum. Yani öbür türlü öldürmek gerçekten çok güç oluyor. Boss savaşlarında bunu yapmak gerekiyor. Size de öneririm. Bu şeyden Talents kısmından da göstereyim size. Talents'tan şey yaparak, bu Power Drain attığınızda yerine sabitleyen bir kısım var. Onu açarsanız çok güzel oluyor. Herhangi bir tane Power Drain atan bir karakter olabilir. Ben Johnny Cage'i seçtim. Şu an en yüksek hasarlı Power Drain atan bu ve en fazla vuran da o zaten. Şimdi şöyle bir göstereyim bir saniye Talents'tan. Talents gel kanka. Support kısmından şuraya gelip şuydu galiba, değil mi? Bu değil, şu. Heh. Bunu attığınızda %40 şansla rakibi yerine sabitliyorsunuz ve boss savaşlarında bu inanılmaz önemli bir hale geliyor. Kule ekipmanları falan da verdim birazcık. Zaten süreli şu anda 950 bin. Bunu şimdi çıkarmayacağız. Amacımız bu olacak. Stun yedik yalnız. Çok vuracak. Acayip çok vurdu. Güzel çıkmaya çalıştı bakın. Çıkmaya çalıştığı için de stun yedi ve yerine sabitledi. Şimdi Kenshi'ye geçebilirim. Bu birden fazla kez şu bokunu yapabiliyordu. Sindel'in özelliği. O birazcık sıkıntı. Gene yaptı. Stun attı. Stun'a karşı dayansak güzel olur da. Oha, bayağı da vuruyorsun be. Şöyle bir atayım ben sana. Umarım fazla vururuz. Çok güzel be abi. Vallahi direkt tekledik. Bayağı bir güzel oldu. Güzel. You suck dedi ama çok da bir önemi olmayacak zaten. Tamam, öldürmesinin önemi çok da fazla yok. Büyük ihtimalle bunu bu saatten sonra artık yaşatmam şeyi falan dayanıyor ama bilmiyorum, gerçi şimdi tekleyebilir. Şöyle bir daha atayım bakayım. Power Drain yapa yapa bunu zaten şey yapmayacağım. Yani kımıldatmayacağım yerinden. Ancak düz vurarak öldürebilecek. Yani düz vurarak da öldürdü zaten. Kalkanım çalıştı. Şöyle al bakalım. Kritik vuracağız mı lan artık? Çok az vuruyor karakter. Evrimi düşük. Normal ekipmanları. Gerçi kule ekipmanları da var ama yani. Tamam, direkt zaten hallettim bunu. Çok da fazla şöyle zorlamamak gerek. 130 binde vurduk. Güzel abi. Ya bu savaşta kaç şeyde yendim? 3 savaşta falan yendim galiba şu an için. 3 savaşta yenilebiliyor yani. Böyle yaparsanız snare atmanız çok önemli. Mortal Kombat 11 Jade. Vallahi gayet güzel hocam. Bayağı iyi. Mortal Kombat 11 takımının gelişmesi çok hoşuma gidiyor. Scorpion, Jade, Sub-Zero falan, bunları kombolayıp ileride çok daha güzel bir takım oluşturabiliriz şu an kullandığımız takımdan. Ki Jade'in de yerine sabitlemesi var. Snare yeteneği direkt kendisinden var. Gelişmesi bu yönden mükemmel. Ama Mortal Kombat 11 karakterlerim benim biraz geri olduğu için şimdilik kullanamayacağım. 15 savaşımıza hemen devam ediyoruz. Bu sefer şeyi değiştireceğim. Bir tane Dark Queen's Towers boss, bir tane de normal tower olarak yaptım. Şöyle ki tower'ı açtığım zaman karakterlerim değişiyor ve bu takımı kullanıyorum ben. Çünkü Reptile ile birlikte zehirleme alıyorum ve karşıda rakip isterse can yenileme şeyini açsın. Yani oyun can yenileme özelliğini verse bile bir işe yaramıyor çoğunlukla. Zehir yiyorlar. Zehire karşı dayanırsa tabii sıkıntı oluyor ama öbür türlü sıkıntı değil. Yani çok da bir dert olmuyor. Videonun başında bu arada hatırlattığım şeyi gerçekten yaparsanız benim için çok önemli olacak. Yan kanalda artık yeni bir oyuna başlayacağız. Assassin's Creed'in finali geldi bildiğiniz üzere. Daha doğrusu siz izlerken geleli bir saat falan olmuş olacak. Yani onun finaline ulaştığımız için artık çok güzel oyun serileri bekliyor sizi. Assassin's Creed falan da çok güzeldi, yanlış anlamayın, demiyorum ama hem size seçtirmek istiyorum. Çünkü siz izliyorsunuz abi. Yani bir tanesini size seçtireceğim. Witcher'ı bitirdiğimde kendim ben bir tane oyuna başlayacağım diye düşünüyorum. Tabii size gene seçtirebilirim. Duruma göre değişecek ama çok güzel oyunlar olacak içerisinde. Hiç merak etmeyin. Yani 6-7 oyun bile sunmuş olabilirim. Şu an daha oyunları sunmadan size bu duyuruyu yapıyorum. Tamam, dur kanka. Sakin ol. Dark Fate geldi. Çok da önemli değil ya. Yani bunu ikinci haline dönüşse bile önemli değil. Of. Animasyonunu yiyeyim senin. İnanılmaz güzelsin ya.
Of 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 kardeşim benim. Bayağı güzel yapmışsınız lan. Bu arada bu ayı bayağı bir az diyor. Çok tagması çok yüksek bu karakterin. Yani bu kısmının şu özürlü bok var ya karşıdaki. Onun tagması acayip yüksek. 138 bin asla yani 216-220 bin falan buluyor normalde Kenshi. Düşürdüğü hasara bakın abi acayip. Yani yüksek tagması. Bayağı iyi aslına bakarsanız o özelliği. Tamam devam edelim şöyle bir. Yani kulede artık bundan sonra daha hızlı ilerleyeceğim zaten. Geçişleri şu an için tamamlandı gibi duruyor. Herhangi bir aksilik olmadığı gibi. Bakalım. Boynumun ağrısı acayip arttı ama bu aralar. O yüzden de video çekmekte bayağı bir zorlanıyorum. Uzun süre çekemiyorum. Bu da ayrı bir dert. Ulan boyun düzleşmesi kadar salak bir şey yok ya. Yani onu da doktor yapacak hiçbir şey de yok diyor. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Oğlum 2022'deyiz. Nasıl yapacak bir şey olmaz lan? Yani acı tıpta acının bir önemi yok diyor bana. Yani nasıl? Yani acının önemi yok ne demek ya? Senin çektiğin acıyı ben bilmem diyor doktor. Sen bilirsin diyor. Oo bu arada kritikli şey. Aa bak güzel. Öldürücü vuruş efektini biraz daha ayırt edebiliyorum. Daha yeni dikkatimi çekiyor da. Vallahi garip. Böyle kritik vuruşumuz az önce. Bu da kritik vuruş. Öldürücü yaptığımızda kırmızı çıkıyor direkt. Dur bakayım. Hem öldüreceğim kritik yaptığımızda direkt kırmızı çıkıyor galiba yine. Yani freeze dedik. Frostbite ile oynamak istemiyorum o yüzden. Şöyle yapacağım. Kule ekipmanlarım bu arada olduğu için birazcık daha rahatım. Dark Queen's Towers'ı bir öncekini bitirdiğim için çok fazla kule ekipmanı kasabilmiştim oradan. O yüzden daha rahat oldu kafam şu anda. Al kanka direkt yok ettik zaten. Yani 100. savaşa kalan falan savaşa kadar falan savaşa kadar doğrusu neydi lan? 100. savaşa kadar şey yaptım yani. Otomatik savaşta getirtebildim. Kendi bir tane savaşta yenildi şu ana kadar. Onun dışında kendisi yendi. Bosslarda birazcık zorlandım. 80. savaşta falan. Bu snare özelliği aklıma gelmedi. Boss'a snare atmak. Şimdi daha mantıklı ama. Combat Cap kesikeyim keşke olsa da Combat Cap takımını yapabilsem. Tamamen Combat Cap takımı oluştururdum. Gerçi Johnny Kerçi ne ya? Gerçi Johnny Gage'im bu sefer de Gage. Allah Allah biri düzeliyor diğeri kayıyor ağzımız. Ne oldu ya? Özürlü olduk iyice. Johnny Cage'im şu an çok güçlü değil. 6. evrimde. Combat Cap karakterlerine şu an şey getirirseler yapabildiğim kadar yapacağım. Yani bakalım. Challenge'ı bu hafta yapmadım. Bok gibi çünkü challenge. Yani Venomous'ta bu ben almam abicim. Bir boka yarayacak bir karakter değil. Tabii ki siz ruh için falan yapın. Kesinlikle yapın. Ama ya ben genelde işime yarayan challenge'ları yapıyorum. Ruh için zaten çok bir kuleye giriyorum daha çok abi. Kule daha mantıklı geliyor bana ya. Kuleye ayırıyorum zamanımı. Kritik vursa yalan bir tane. Vur bakayım. Vallahi 404. Sadece kritik vurdu bu arada. Öldürücü vurmadı. Öldürücüyle birlikte vurduğunda 900.000'e yakın vuruyor bunlara şu anda. İkisi birlikte kombolanırsa Tagnus'u ortalama bir karakterde göstermek isterim size zaten onu. Ah be vuramadım. İkinci teneye bastım ama öldürdü direkt. Öküz gibi de vuruyoruz bu arada. Canımız da şu an çok yüksek. Kule ekipmanları sağ olsun. Ekipmanlarımı da size göstereyim ben. Bu kuleyi ilk defa gösteriyorum şu an için. Fatal kısmını daha önce çekmemiştim. Onu da göstermiş olayım size hemen. Hadi oğlum. Açıl lan. Açıl çocuk. Heh. Tamam. Güzel. Hadi lan. Allah Allah ne yavaş açılıyor ya. Bu kanser etti beni. Ekipmanlarım şu şekilde. Direkt böyle görebilirsiniz. İsimlerinden şey yapacağım. Hepsini ayrı ayrı göstermeyeceğim. Öbür türlü ölüm olur. Kano'da da hızlı bir şekilde göstermiş olayım. İsimlerinden şöyle sağ alttan görebilirsiniz zaten. Tamam. Reptal'in de ekipmanlarını size göstereyim. Böyle bunlar da bu şekilde. Yani yapmak isteyenler için yani neyle yapıyor diye soranlar için en azından göstermiş olmak istedim. Yani şu an hiç zorlanmıyorum bu kuleyi oynarken. Aslında şu anda 180. savaşa falan tahminimce gelmiş olabilirdim. Ama maalesef 180'e değil belki 200'e gelmiş olurdum. Kule şey oldu. Yani yetiştiremedim o ara şeyi. Geçişlerle uğraşacağım diye. Ya şey oluyor bak. Hani geçiş süreciyle uğraştığım için. Şimdi kule aklımda tamam mı? Kuleyi yapacağım. Ulan has diyorum kulenin şeye gitti. Zamanı gitti. Saat 6'yı geçmiş oluyor böyle. Öyle gidiyor. Yani aklıma çok geç geliyor. O yüzden birazcık şey oldu. Sıkıntı oldu. Öldürücü artı kritik vurdu. Çok güzel. Reptile'a bürünmüş ama hiçbir önemi yok. Kritik var öldürücü vursana lan. Of işte bu. 808 bin. Bayağı iyi. Güzel. Ne yapıyorsun lan? Yavaşlattı beni. Tamam çıkacağım. Şöyle bir Block Breaker'ımız çalışmadı ama çok da bir önemi yok. Öküz gibi zaten hem zehirliyoruz hem şey yapıyoruz. Kritik bu arada Allah Allah öldürücü vuruş gerçi 180 şey %80 yapıyoruz kritik vuruşu.
%100 değil. Onu unuttum ben. Tamam, stun'ı bloklasa bile bir önemi yok. Çok rahat bir şekilde zaten yeniyoruz. Kenshin'in canı 370 binlerde, bunun canı 270 binlerde falan. O yüzden bayağı bir rahatız. Güzel. Ankam'ın Toxic Fruit. Ha, güzel güzel, bayağı güzel. Mükemmelsin sen be kule. Vallahi iyi ya. Çok güzel abi. Ha, Weaken'da atıyoruz birinci yeteneğimizde. Gayet güzel. Bunu şeye vermiştik galiba. Kano'ya vermiştim ben bu ekipmanı. Kano'daki şu an güzel 7. evrime kadar getirdik. Hasar yönünden şu an %118 hasar can arttırıyor. %59 hasar arttırıyor bu kuleye özel. Bayağı iyi. Yani bu kuleyi bitirip bir kere daha falan yaparsam 10. evrim ekipmanım olmuş olacak galiba bu kuleden. Mükemmel olacak eğer öyle yapabilirsek. Direkt verelim şöyle bir. Tamam, devam. Yani yakında Klasik Reptile'ın, hatta siz bu videoyu izlerken belki Klasik Reptile gelmiş olacak. Geleceğini söylüyordu kankalarım. Söylüyorsalar gelecektir, doğrudur. Ve Klasik Sonya Blade şeyi gelecekmiş galiba. Challenge'ı gelecekmiş yakında. O da iyi. Hani Klasik Sonya Blade alınabilir bir karakter. Yani bu kule boss savaşlarında geçilmeyen kısımlarda falan çok yardımcı oluyor bu Power Drain takım. Önemli. Eagle Split'i çekti. İyi tamam, çok da önemli değil. Bir tanesi çıktığı gibi zehirlenecekler. O yüzden can yenilemesinin çok bir önemi yok şu an için. Hatta direkt bir tanesini ben tekleyeyim şöyle bir. Uğraşmayalım, direkt ölsün abi. Öl bakalım. Aa, can yenilemesi varmış ama. Ayı seni. Tamam, bu can yenilemesi mesela şu an bunun gitti. Bakın yenileyemiyor. Hani o yüzden kulenin verdiği o ekstra özellik bir boka yaramıyor. Yani canı 48.000'de kaldı baksana abi. Zehirlemenin gücü bu işte. Hani baya iş yapıyor. Yalnız ayaküstü iyi burada. Yapışak seni. Neyse. Tamam. Şöyle bir al kanka. Zehir gittiği için can yenilemeye geri devam etti. Bu da zehirlendi. Tamam, sana direkt şunu koydum ben. Hiç uzatmıyorum. Öl bakalım. 250.000. 216.000 değilmiş bu arada. Kenshi de miydi lan o ekipman? Hasarım artmış galiba. Yani bilmiyorum ama Block Breaker'ımız çalıştı. Hem de zehirlenmiş aynı zamanda. O yüzden çok rahat bir şekilde, bakın can yenileme olayına karşı bu şekilde çok rahat dayanabiliyorum. Hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Hani otomatik savaşta bile bunlar kazanabiliyorlar rahat bir şekilde. Bu yüzden Reptile aslında katıyorum. Normalde Johnny Cage'i katmak tabii ki daha mantıklı. Snare'la birlikte çok güçlenebiliyorsunuz. Ama elle oynuyorsanız mantıklı. Ben otomatik savaşa bıraktığım için çoğunlukla kuleyi. Hatta elle oynuyorsanız bile Reptile yani bana göre daha iyi abi. Şu an için daha iyi. Boss savaşlarında kesinlikle Johnny Cage. Reptile'in şeyi olsaydı. Gerçi boss savaşlarında Reptile'in hiçbir işe yaramıyor ya. Bosslar damage overtime yemediği için çok bir önemi olmuyor. Devam edelim bakalım. 15 savaş hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağım. Yeni Diamond karakter aldık. Vallahi güzel. Vallahi bu ne, konuşamadım ya. Bayağı güzel oldu ha. Mortal Kombat 11 Jade. Yani ikinci evrim falan da ben bu kuleye başlarken miydi ya? Yok, bu kuleye başlarken değil. It Takes Only One gelmiş bu arada. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Bir karakterimiz öldüğü gibi hepsi ölmüş sayılacak. Bu yüzden önemli. Ve damage overtime yiyoruz. Neyden yiyoruz onu bilmiyorum ama. Damage overtime ile alakalı. Evet. Sadece upload'lar yiyor ama. Allah Allah. Bu garipmiş ya. It Takes Only One sıkıntı bu arada. Baya bir sıkıntı olabilecek bir şey. Yapma be, blokladı. Atmayacağım, o yüzden hiçbir anlamı yok bunu atmamın. Yani bir daha atayım şöyle. Tamam, bu sefer atacağım. Blokladığı için çok atmamın bir anlamı olmuyordu. Güzel, bir tanesini yendik. Jayden olması baya bir kötü. Baya bir kötü hatta. Yapma be, Shield Break de attı. Artık Tagnus'umuz daha düşük. Bu kötü oldu ya. Vallahi Shield Break aslında Tagnus mu? Kalkan yap şeyi mi engelliyor? Kalkanı mı engelliyor yoksa Tagnus'u mu engelliyor? Orasını bilemiyorum. Blokta da kalamıyoruz buna maalesef. Block Breaker da var. Her türlü içimizden geçiyor. İkinciyi de attı. Şanslı köpek seni. Cripple'a karşı dayanıyoruz en azından. Bu da bir şey. Shield Break'i yedik ama bu kötü oldu. Canım geri dolmuş bu arada. Hani ne kadar vursa da bayağı iyi abi ya. Güzel. Tamam, öldürdük. Gayet iyi. Dayandık buraya, güzel. Bu Tagnus şeyleri, bunların regeneration'ı, recovery'si daha doğrusu çok yüksek ya şu an. Can yenilemeleri yan tarafta yüksek olduğu için hızlı bir şekilde iyileşiyorlar tekrardan. Kanka bitir artık istersen. Teşekkür ederim. O yüzden rahat oluyor. Soryuna. Kanka bu ne ya? Soryuna can yükseltme verdin. Hep bronza veriyorsun yani. Yeter lan. Vallahi yeter ya. Bronz sıçacağım şimdi bronzuna. Bıktırdı ya. Tamam, devam. Devam. 897.000 altınımız olmuş. Bu arada bunun yani 1 milyon altın falan harcadım ben size, o dediğimde hani biriktireceğim demiştim ya.
1 milyon altını çoktan geçmiştik. Habire harcaya harcaya buraya getirdim. Normalde kuleyle yani 100 savaş yapsanız 700-800 bin altına yakın bir şey oluyor. Kuleden gelen ekipmanlarla birlikte falan. Sürekli altınız artıyor. Ama işte harcadım ben onu. Johnny Cage'i falan geliştirdim. Combat Cup takımımı geliştirdim. Level up'ları falan kullandım bu aralar. Yeni karakterler falan geliştiriyorum. Onları da geliştirmek gerekiyor çünkü bir yandan. Yani Johnny Cage'i geliştirmem iyi oldu. Snare özelliği bayağı bir iyi. Boss geldiğinde çok rahatlıyorum artık. Yani bosslar birbirleriyle değiştikçe yenilmez hale geliyorlar. Yenemiyorsunuz abi. Ulan Kotukan sana sinirliyim hala ben ya. O Mortal Kombat 9 vakasından sonra 750 bin ağzına vurduk. Çok güzel abi. Goro'yu da sevmiyorum. Yani çok zor yenilen karakterler bunlar Mortal Kombat 9'da. O yüzden çok canımı sıkıyor. Şöyle bir al bakalım oğlum. Gayet güzel. Kritik de vurduk baya. İyi. Güzel. Hadi bakayım. Devam. Kaçıncı savaştayız lan? 7. savaşta mıyız? Devam bakalım. Herhalde 7. savaştayız ya. Yardır kanka. Güzel. 3700 coins. Tamam. Yardıralım bakalım. Bu hafta yan kanala FamilyTest Junior'a neredeyse hiç video çekmiyor. Hatta neredeyse hiç çekmedim. Yetişmedi ona maalesef. Bu kanala bile zor yetişirken ona yetişemedim şu an. Şey yetişti çünkü Emre Tadel'e yetişiyor çünkü orada stok video vardı. Yani Assassin's Creed'i ben bitireli 10 günden fazla oluyor. Size çektiğim videoları stok bir şekilde atıyordum. Araya 2 günde bir Mortal Kombat sıkıştıracak şekilde yapıyorum. Mortal Kombat'ı üst üste vermiyorum çünkü tadında kalsın abi. Hani onu hızlı bir şekilde bitirmek istemiyorum. Hem hatırladıkça böyle bilmiyorum. Hoşuma da gidiyor. Çok severek de oynadığım bir oyun ama çok da sinir oluyorum ya. Valla bayağı sinir ediyor. Şöyle bir tamam sakin ol. Al bakalım oğlum. Yapma blokta kaldı be. Tamam yine de herhalde öldürürüm ya. 50 bin vurur gibi. Vuramadım lan. Anam. 37 bin ne ya? Çok az vurduk. Unstoppable geldi ama Unstoppable'ın can yenilemesini keseceğiz zaten. İkinci ten yatarsa bir önemli değil. Yani önemi olmayacak. O yüzden sıkıntı olmuyor. Tamam kalksın. Undying Will. 11 bin canla kalktı. Hiçbir önemi yok. Öldürdük bir daha. Ve şunu da attık mı artık. Bitirdik. Güzel. Bu savaş da burada bitiyor. Çok seri güzel ya. Hızlı hızlı pat 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 üst üste alıyoruz. Bir de Fatal Kule yani bu en zor kule şu an bu. Özellikle Dark Queen's Towers'ın normali bile çok zordu. Hani bayağı bir zordu. Fatal'ı artık bakalım göreceğiz ikinci savaşlarda falan. Ki geçebilir miyim orasını bilmiyorum yani. 120, 140, 160 bunlar bayağı bir zor olacaktır. 180 zaten söylemiyorum bile. Yani bakalım ama göreceğiz. Umarım hızlı bir şekilde şey yapabiliriz de. Bu kuleyi yani yetiştirmeye çalışacağım size. 200. savaşı göstermek istiyorum Fatal'da. Umarım yapabilirim. Geçebilirsem benim açımdan hiçbir sıkıntı yok. Tanya'm falan zaten var. Eğer ekipmanları çok güçlü olursa Tanya ile birlikte kırarız onları. Öbür türlü Johnny Cage ile sabitleyerek pata pata döveceğiz. Ekipmanım olduğu için başka bir karaktere gitmeme gerek yok şu an. Diamond karakterlerim zaten çok güçlü bir durumda. 383 bin canı varmış Genshin'in. Genshin'e gelmiş bu arada o ekipman. Bir saniye hemen geliyorum. Geldim hemen birazcık boğazım gıcıklandı. O yüzden yapmak istemedim videonun ortasında. Rahatsız etmeyeyim diye. Öyle işte. Şöyle bir gel bakalım yavrucuğum. Kafam bu arada şu an sağa çeviremiyorum. Hani sağa çevirme yeteneğim yok oldu. 500 bin kritik vurdu bu arada. Gayet güzel. Boynum dönmüyor lan. Baya baya. Valla doktor da bir şey de yapmıyor. Böyle mal gibi kaldık anasını satayım ya. Böyle al bakalım çocuk. Tamam. Al bakayım. Verdiği antrenman listesini yapıyorum. Daha çok ağrıyor boynum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ulan. Fizik tedavi gerçekten sıkıntılı hala. Yani iyi. Güzel. Diamond şeyi verdi. Yükseltmeleri. Bunlar gayet iyi. Her birisi 10.000 çünkü. Yükseltme yani. Yetenek yükseltmeleri çok pahalı Diamond'da. Özellikle zaten bu şeyi yükseltmeler daha büyük sıkıntı şu an için. Bu stat yükseltmeler. Acayip sıkıntı onlar. %'lik saldırı, %'lik can falan var ya. Karakterlerin. Onlar bayağı bir sıkıntı. Yani Mortal Kombat 11 Sindel, Cybot, Shinnok. Shinnok önemli değil. Cybot da çok büyük sıkıntı çıkarmaz. Sindel bayağı bir sıkıntı olabilir ama. Hallederiz ya bir şey olmaz abi. Her türlü parçalarız biz burayı. 120. savaş eğer 5 savaşta falan geçebilirsem tahminimce bir hafta içerisinde size ben bunun finalini atmış olurum. Yani 200. savaşa gelmiş olurum. 120, 140, 160, 180 bunları 5'er savaşta geçebilirsem hallederiz yani. Ama 15 savaşta falan geçemediğim şeyler de oluyor. Mesela
bir önceki Cold War Tower'da ben 120'yi geçemedim. Çünkü 120'yi tutamıyorum yani abi. Hani aklıma gelmedi. Bir de ekipman yok. Ekipman olmadığı için çok az vuruyorum. Snare atıyorum Johnny Cage'de. Snare'ım yani kilitliyor ama karakterimi öldürdüğü için karşılık şey komp canını mesela bir anda 1 milyon falan yeniliyor. Bildiğiniz 1 milyon yeniliyor abi. Hani canı zaten 1,5 milyon karakterin boss'un. Lan 1 milyon yenileyince hiçbir şey yapamaz hale geliyorum. Bu arada bundan çıkacağım şimdilik. Öyle bir şuna geçelim. Blokta kaldı ama. Block breaker'ımız maalesef yok şu an için. Tamam. Bir hakkı kaldı şu an onu atma hakkı. Gayet iyi. Bir tanesini de misledi. Çok güzel. Hatta öldürdük şu an aynen. Tamam bu da kolaydı. Gayet iyi abi. Takım şu an çok iyi. Çok memnunum takımından. Özellikle ekipman olan kuleler geldiği zaman hiç zorlanmıyorum. Ama Cold War Tower'da bir tane bile ekipmanım yoktu ya. Bir tane bile abi. Hiç katılmamıştım ben o kuleye daha önce. O yüzden inanılmaz zorladı beni. İnşallah bakalım yeni gelecek kule. Bundan sonraki gelecek kule. Önceki oynadığım kulelerden birisi olur. Hani öyle ümit ediyorum. Veya sıfırdan bir kule olur. Sıfırdan olursa direkt hard kısmıyla, fatal kısmıyla falan gelmiyor zaten. O yüzden bir sıkıntı olmuyor. Ama yani sıfırdan olmazsa ve önceki katılmadığım kule olursa gene boku yerim. 120. savaşta, 100. savaşta falan bayağı bir zorlayacaktır beni. Yapma ya. Çok hızlı şey olacakmış ve benim çok büyük hatam oldu şu an Kenshi'yi buraya katmak. Blokta da kalamadım. Acayip sıkıntı şu an bu olay. Blokta kalamıyorum. Tamam kaldım. Bakın çok hızlı dolduruyor yeteneklerini. Tamam. Öldürücü vurduk ama bir önemi yok abi. Aşırı sıkıntı. Snare'i çok fazla atıyor. Dayanıyoruz bazen ama çok da dayanamıyoruz. Allah'ın belası çok fazla snare attı yine abi ya. Allah'ım yarabbim çıkamıyorum şu sınır. Döngüye soktu köpeğin evladı. Öldük ya abi. Bu savaşı yenilebilirim. Dikkatsizliğimden dolayı oldu bu tamamen. Benim salaklığım ya. Vallahi benim salaklığım. Şöyle bir daha atayım. Öldürürsem bunu biraz daha rahatım. Biraz daha ama çok değil. Blokta kalacağız. Biraz daha blokta kalacağız. Üçüncü seni atma lan. Atma. Abi snare'i ah attı. Vallahi attı. Ulan iyi olmadı bu ya. Vallahi bu savaş yenilmiş olabiliriz. Benim birinciye reptile falan kat. Reptile değil aslında. Kano'yu falan katmam gerekiyor. Öldüm mü abi? Ölmedim. Tamam çok güzel. Ölmediysek gene çok büyük bir sıkıntı yok şimdi en azından. Şimdi zehirli misin sen bakayım bir. Şu an zehirlisin. Güzel kritik vuracağım sana. Öldürdüm büyük ihtimalle. Tamam çok güzel. Bok gibi yapmama rağmen öldürdüm. Snare yeme be. Tamam snare'i blokladık. Güzel. İkinci teneni attı bu sefer. Öldürmezse sıkıntı yok gene. Blokta kalamadı. Çok güzel. Öküz gibi şu an. Üst üste combo çıkarmam gerekiyor. Tamam. Yenilmeyeceğiz galiba lan. Tamam tamam. Yenilmedik. Oh. Vallahi bu savaşı bile çevirdiysek takım güzeldir Hacı Dayı. Çünkü Kenshi eşek gibi öldü. Karşı takım çok hızlı gücünü yenilediği için. Yani bir şey yapamıyorsunuz. Bir döngüye sokuyor sizi o. Üst üste vuruyor böyle. Blokta kalsanız bile. Döngüye sokuyorlar yani. Bloğu açtığım gibi gene vurmaya başlıyor. Garip bir durum bilmiyorum. İlginç ya. Hadi bakayım kodumuz da 89 olsun. Böyle verelim bakalım. Güzel. Kaçıncı savaştayız lan? Şöyle bir yenileyim ben seni. Tamam. 112. savaşa kadar gelmişiz. Son 3 savaş mı? Son 3 savaş galiba aynen. Hadi bakalım. Güzel. Şu an boss savaşını galiba bir savaşta yendik. Size videoyu bir savaşta attım. Bir savaşta açtım ben ama Türkçem gene A0'a indi. Sıfırlandı gene anasını satayım. Ne bu ya anasını 20 yıldır konuşuyorum ama yani böyle salak salak şey oluyor ya, ağzım yüzüm kayıyor böyle. Ulan neyse hadi bakalım devam edelim. Böyle al kanka. Bu arada gözümü açtığım gibi videoya girdim. O birazcık belli oluyordur galiba, biraz mal moddayım şu anda ama size de bir yandan videoyu yetiştirmek istiyorum abi. Kanal boş kalmasın, size haksızlık olmasın, videosuz kalmasın benim kankalarım. Al lan ağzına sıçtım, bırak da bir çıkayım lan. Allah Allah bırakmıyor yavşak ya. Üst üste taradı derde değişti bizi ya. Al lan. Al. Aa block breaker'ım çalışmadı 3 vuruşa da. Ne malsın Kano ya. Lan çalıştır artık ne salaksın. 6 vuruşta block breaker nasıl çalıştıramıyorsun ya. Eşek. İyi tamam şuna geçeyim. Seni şimdi paramparça edeceğim kanka. Block breaker'ım da çalıştı. Sen zehirlenmedin ama. Çok da bir önemi yok zaten. Şöyle bir. Şeyi de bırakmış ha. Deathmark bırakan ekipman var bunda şu anda. Güzel. Öldürdük. Vallahi çok rahat ya. Oh. Hiç zorlamadan yenmek çok keyifli bir şey lan.
Devam. Bu hesap şu an... Güzel. Sen mükemmelsin be oğlum. Bana bunlarla gel işte ya. Çok güzel abi. Şu Ankaman ekipmanlar bile mükemmel bu arada. Hani çok iyi. Baksana abi %59. Blokladığımız zaman da %27 daha az hasar alacakmışız. Düz vuruşlardan. Ataklardan hatta. Düz vuruşlardan değil. Yetenekler dahil buna. Güzel güzel. %118 cana çıkarttık gene. Kenshin'imiz şu anda öküz gibi güçlü bir duruma geldi. Aslında bir dakika. Kenshi'ye iki ekipman verebilirim. Kenshi'nin ekipmanlarına bakacağım. Gerçi şu anda Kenshi'de zaten iki tane saldırı ekipmanı var galiba. Bakayım bir ikinci ekipmanına. %150 hasar arttıran bir şey vardı galiba onda. Şuna bir bakayım. Dark Queen's da vardı. Aynen %150 hasar arttıran şey var. Bitirici combo ile birlikte curse atma şansımız oluyormuş. Bu curse'ın olayını hala bilmiyorum ha. Demonic curse atıyor ya. Onun olayını gerçekten hala bilmiyorum abi. Yani benim eşekliğim ama vallahi hala yani ne işe yaradığını hala bilmiyorum. Bu curse olayı ne işe yarıyor? Bilmiş değilim. Yani şeyde falan da var aslında. Shinnok'un yeteneklerinde falan da böyle curse olayları var. Lanetleme olayı. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum ne işe yaradığını. Yani acaba şey mi yapıyor? Debuff atma özelliğini falan mı azaltıyor? Şu an ben debuff'ları açtım bu arada. Snare'ı işte ne bileyim yerine sabitleme olayı, yerine sabitlemeyi. Block Breaker debuff'a girmiyor sanıyorsam. Dur bakayım. Başka ne var debuff? Cripple var. Cripple mesela büyük sıkıntı. Aynı şekilde bu Damage Over Time'lar sanıyorsam debuff diye geçiyorlar. Şöyle bir al bakalım. Debuff da olabilir bu arada. Debuff. Debuff'tır ya gerçi. D. Hani tahminimce öyledir. Yalnız bunu atmasam iyiydi. Kendime çok fazla vuracağım şu an. 405.000 vurdum abi kendime. 405.000. Böyle yana geçeyim de ölmesin karakter. Tamam. 276.000 cana gelmiş Kayno'muzda. Güzel. Bu da başladığımızda canı bu kadar değildi. Öküz gibi gelişseler arasında dedim. 15 savaşta görüyorsunuz değil mi? 15-20 bin can. Yani 15-20 bin de sal yani. Hatta 20-30 bin de saldırıya girdik her bir karakter. Her bir karakterimize değil. Hem Kayno'ya hem Kenshi'ye. Bu mükemmel bir olay aslına bakarsanız. Savaşlık tabiri ekipman düşürüyoruz. Çok güzel ya. Hem kuleyi sizde kesinlikle yapmalısınız abi. Kuleden hani savaş 3 dakika sürüyor, 5 dakika sürüyor. İşte bir saatimi buna ayırıyorum falan diyeceğinize, yani challenge yapacağınıza gelin bunu yapın. Niye? Çünkü buradan direkt karakterlerin ekipmanlarını düşürebiliyorsunuz. Hani mesela işte challenge'da hard kısımda bitirdiğinizde hem karakteri hem size ekipmanını veriyor ya. İşte orada burada direkt o ekipmanı düşürebiliyorsunuz bir savaştan. Tak diye ekipman düşüyor böyle. Öyle öyle ben birçok karakterimin ekipmanını şu anda yani 7. 8. evrime getirmiş durumdayım. Yakında fulleyeceğim de onları. Kuleyi yapa yapa. Ki bir kuleyi 2 kere 3 kere bitirsem o eş... Bak mesela şu an curse attı. Bu curse'ün mor damage... Aaa bu muymuş lan? Anam açıklaması geldi. İyiymiş ya damage. Bu bayağı iyiymiş hatta curse. İyi tamam. Gayet güzel. Kritik vuruşlar artık daha fazla vuracakmış Curse rakipleri. 269.000 bu arada. Hasarımız gittikçe artıyor. Canımız 383.000. Kaçta başladık lan? 360.000'le başladık. Çok iyi lan. Öküz gibi gelişiyor karakter ya. Normalde canınız yetersizse siz Kenshi'ye gelen ekip hani saldırı ekipmanı yerine şey takabilirsiniz. Mesela bu Cripple'a karşı da normalde dayanıklı hale geliyor. Bu debuff şeyini attığınızda. Debuff çok önemli ya. Yememeniz gayet yani çok büyük önem taşıyor. Yani çok fazla vuramıyorlar. Tagnus'um da yüksek, canım da yüksek. Baksana canımı daha yarıya indiremediler abi. Yarısı bile 200 binken gerçi inlemesi normal galiba. Tamam. Böyle öldürücü vuruşlarla birlikte senin ağzına bir verelim kardeş. Aynen öyle. Çok güzel ya. Vallahi keyif alarak yaptım bu şu an su savaşların hepsini. Çok hoşuma gitti abi. Sürekli ekipmanı düşürdük. Bu çok güzel oldu. Coins düşüyor. Güzel. Coins de aslında güzel geliyor. Biriksin bakalım. Onu daha biriktireceğiz. Bir ay boyunca biriktirecektim. Hangi şeyde verdiğimi hatırlamıyorum. O da sıkıntı ama hangi videoda. Neyse onu da buluruz artık. Evet. Bu video şimdilik bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.